yaşanan bir tartışma var. Aşı tartışması yargıya da taşınmıştı. O tartışmayı aslında gündeme getiren kişi Profesör Doktor Canan Karatay. Dün akşam Habertürk'te yayınlanan Açık ve Net programının konuğuydu. Kübra Apar'ın sorularını yanıtladı Karatay. Çocuk aşılarının mutlaka yapılması gerektiğinin altını çizdi. Grip aşılarının ise tamamen ticari olduğu iddialarını yineledi. Farsça'da çok önemli bir laf vardır. Darbı mesel deriz biz buna. Men çigoyam, tamburam çigoya. Ben ne diyorum, tamburum ne diyor. Ben domuz gribi diyorum, onlar çocuk aşısı diyor. Ben çocuk aşısına karşı değilim. Ben kendi çocuğuma da çocuk aşıları yaptırdım. Hepimiz anneyiz. Grip bağışıklık sisteminin zayıflığından kaynaklanır dedi. Aşı yerine bağışıklık sistemini güçlendirin diye seslendi. Yaşamınızı düzenlerseniz, sağlıklı beslenirseniz, D vitamininizi yükseltirseniz, diğer minerallerinizi yükseltirseniz, iyi beslenirseniz, sağlıklı yağ vücudunuza girerse, sağlıklı probiyotikler, prebiyotikler vücudunuza girerse doğal olarak işte o zaman zaten aşıya gerek yok diyor. Aşıda alüminyum yok yönündeki açıklamalara da cevap verdi. Dünya Sağlık Organizasyonu alüminyum koydu içine. Yani alüminyum veya civa olmadan zaten aşı olmaz. Şimdi yok demelerinin sebebini de söyleyeyim. Çünkü kurala göre, kanuna göre bir maddenin %1 veya %10 içeriği az olursa yok sayılıyor. Mesela örnek vereyim. Alkolsüz bira diye satılıyor ya. Alkolsüz bira ne demek? %10'dan az alkol var demek. Yok demek değildir. Karatay aşılardaki alüminyum miktarının zararsız olduğu yönündeki açıklamalara da yanıt verdi. Sudaki alüminyumla aşıdaki alüminyumun etkisinin aynı olmadığının altını çizdi. Enjekte ağızdan alınmasıyla enjekte edilmesi arasında çok büyük fark var. Nedir fark hocam? Birçok olarak enjekte edildiği zaman direkt kana geçiyor ve direkt vücutta birikiyor. Alüminyum birikir, vücuttan atılmaz. Bildiklerinin aksine ve sık sık yapıldığı için, enjekte edildiği için tehlikeli. Grip aşılarının ticari olduğunu belirten Karatay, grip aşılarının etki oranının çok düşük olduğunun altını çizdi. Sağlıklı beslenmenin pek çok infeksiyon hastalığına karşı en etkili mücadele yöntemi olduğunun altını çizen Karatay, ithal etler ve diğer gıdalar konusunda da uyarılarda bulundu. Sadece ithal et değil, ithal tohumlar da. İthal kuru fasulyede, ithal mercimekte. Niçin ithal ediyoruz biz? İthal buğday da, ithal kavuz da, karpuz da pardon. İthal Çin'den gelen ithal sarımsak da. Ne var mesela ithal sarımsağın içinde? Neden hiçbir şey yoktu ondan, sarımsak değildi ondan. Böyle karanlık odalarda, laboratuvarlarda yetişilmiş şeyler. Canan Karatay yaptığı açıklamaların tek amacının halk sağlığını korumak olduğunu belirtti. Ben siyasi de değilim, ben ticari de değilim. Ben halk sağlığı için konuşuyorum. Halkın vücuduna sağlıklı ve doğal besin girmesi gerekiyor.